Merhaba arkadaşlar. Artık bizi YouTube kanalımızdan izlemenizi tavsiye ediyorum. Yukarıda linkte göreceksiniz profilimizi. Size bugün if diye anlatılan bir conditionlarımız var. Onları anlatmaya çalışacağım. Burada mantık olarak şunu ilerletiyoruz. Eğer ben vites 1 diyorum, yani siz verb 1 fiilin birinci hali olarak geldiğinde buranın da fiilin birinci haline gidiyoruz. Mesela hiçbir ek yapmadan if I have money. Bu have burada sahip olmak anlamında. Eğer paraya sahip olursam I will go on holiday. Will'i kullandım ya da can'li de yapabilirim. Tatile gideceğim. I will. Bunun bir geçmişine gittiğinde if I have'i bir geçmişe V2'ye vites 2 yapmamız gerekiyor. Have'in bir geçmişi de had'dir. If I had money, burada da vites 2 atacağız. Vites 2 will'in vites 2'si would'dur. Can'in vites 2'si de could'dur. If I had money, I would go on holiday. Diyeceksiniz ki bunu V3'e atarsak, yani vites 3'e atarsak ne yapacağız? Vites 3'e atarsak da mişli zamana gitmiş olacağız. Eğer param olmuş olsaydı bir şeyler yapıyor olacaktım ya da yapabilirdim mantığında gittiğimizde V3'e attığımızda, yani mişli zaman had artı verb 3'tür. If I had, sahip olmak, yani have'in geçmişi de had'dir. If I had had money, I would'un bir geçmişi arkadaşlar would artı have artı verb 3'tür. Yani I would have gone'un üçüncü hali gone'dır. I would have gone on holiday. Yani vites 1'de olunca burası da vites 1'de olmak zorunda. V1, yani have olabilir, go olabilir, başka herhangi bir fiil olabilir. Burası ya can'li gider ya will'li. Bir geçmişe gittiğinde can'in ya da will'in geçmişi, can'in geçmişi could, will'in geçmişi de would'dur. Bunun bir geçmişi de could artı have artı verb 3'tür ya da would artı have artı verb 3'tür. 3 tane mantık gidiyor. Şu an inşallah anlatabilmişimdir. Görüşmek üzere.